insanı yutan bir gezegen. Üstünde pek çok eşikler var. Mal mülk madde eşiği var, aşk meşk eşiği var, işte güç ve başarı, şan şöhret eşiği var. Dünya bir benzin istasyonu gibi gelip bir şeyler öğrendiğimiz bir okul ve yolumuza devam edeceğiz buradan öğrendiklerimizle. Evet arkadaşlar, dostlar, canlar. Bir hafta başı tekrar yine bir aradayız. Genelde çok kere diyelim, tek başıma düşündüğüm, hissettiğim, yaşadığım deneyimleri sizinle paylaşıyorum. Ara ara da böyle çok değer verdiğim, bir takım şeyleri daha önce paylaştığım veya fikirleri paylaştığım bazı değerli arkadaşlarımla da birlikte sohbeti sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün de bizimle beraber Sinem Yıldırım dostum. Şimdi kendisini ilk gördüğümde cemiyet hayatının tanınan, bilinen, sevilen bir güzel kadınlarından. Görür görmez dedim ki, yarabbim ne kadar güzel gözler, ne güzel bir kadın. Ve toplumda genelde güzellikle akıl, bilgi çok yan yana getirilmiyor, neden bilmem. Ama hani akılsız sarışın derler, Allah'tan sarışın değiliz. Ama öyle bir şey var, nedendir o yargı, evet. Bilemiyorum. Ve tabii ki ilk karşılaştığımızda kendisini çok fazla tanıyor olmam mümkün değil. Sadece toplantılarda karşılaşıyoruz, selamlaşıyoruz filan. Sonra bir şekilde bir iki bir yerde sohbet etmek durumunda olduğumuzda gördüm ki bir derya. Nedir derya? Hiç kimse doğarken derya değil. Okuduklarıyla, öğrendikleriyle ve gözlemleriyle. O gözlediklerini doğru değerlendirmek, özümsemekle. Ve dedim ki, Sinem seninle sohbet çok güzel olacak. Değil mi? Evet. Güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Çok güzel kelimeleriniz için, çok güzel cümleleriniz için. Aynı şeyi ben de düşünüyorum. İçteki enerjinin bu güzellikten de öte bir aura ve bir o aura ile alakalı bir manyetik alan. Ben de sizi ilk gördüğümde öyle demiştim. Biliyorsunuz konuştuk. Evet, doğru. Hep çok teşekkür ederim. Gözlerinizden çıkan o, hani sizi alıp bir tarlaya koysalar ve çok zor koşullar bile dahi olsa, bence siz orada da böyle günaydın diye kalkarsınız. Bana öyle geliyor. Ve o enerji doğru. O enerji tabii çok rastlanan bir güç boyutu değil. Bu bir güç boyutu da aynı zamanda. Çok keyifle geldim. Beni evinizde ağırlıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum burada olduğum için. Güzel bir iki şey. Konuşuruz umarım. Güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Şimdi Sinem'in ilgi alanı bugün yaşadığımız hayatın öncesi ve yaşadığımız hayatın sonrası. Acaba daha önce bir boyutta yaşadık mı? Artı bundan sonra da başka bir boyut var mı? Orada yaşayacak mıyız? Ve neden? Bunlar neden? Evet. Şimdi hepsi de bu çok derin bir konu, evet. Biliyorum. Evet. Bunu böyle kısaca bize bir tatlı tatlı anlatırsan, öncesi ile ilgili tabii. Fikirlerin, okuduklarını, öğrendiklerin, tabii. Biliyorum tabii, ki tabii. Çok ciddi takip ediyorsun, evet. Araştırıyorsun. Evet. Sonrası, şimdi bence bu kadar güzel bir kadının bu kadar akıllı olduğuna şaşacak var. Şimdi şöyle Kadriye Hanım, ben çocukluğumdan beri çok araştırmacı bir tiptim.
Yani hep görünenin ötesindeki görünmeyenler, duyulanın ötesindeki duyulmayanlar. Bunları söylediğinizde toplumda herkes sizin gibi zeki bir şekilde pıt diye hani ben ilgileneyim demiyor. Ama canım ne işimiz var orada, yani Tibet'e gideceğiz, lotus pozisyonunda oturacağız, Ferrari'mizi mi satacağız, çok mu spiritüel bir hayata girmemiz lazım, o bizi bu dünyadan koparır gibi hemen aşırı uca gidiyorlar. Halbuki her şeyde olduğu gibi her şeyin bir orta yolu var. Biz kimiz, neden buradayız, niye yaşıyoruz, onun hayatı niye öyle de bunun hayatı niye böyle, o niye başka şekilde algılıyor ve başka dersler çıkarıyor. Aynı olayı bir başkası başka şekilde algılıyor ve çok daha zor bir sıkıntılı süreçlerden geçebiliyor gibi. ...55 yıl önce ya da 60 yıl mıydı tam hatırlayamıyorum, yapılmış bir deneyde uyku halindeki insanın verdiği tepkilerle günlük hayatımız kıyaslanmış ve bu görsellerin, duyu, işte beş hissimiz, altıncı his var vesaire, onlarla iletilen şeylerin aslında beynin sadece algısı olduğu ortaya çıktı. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi rüyadasınız, uyuyorsunuz, siz rüyanızda koşuyorsunuz ve uyandığınızda kalbinizin atışı işte kaça çıkmış, şu şekil kalbiniz atıyor ve kan ter içindesiniz. Ama vücudunuz nasıl terleyebilir ve kalp atışınız nasıl hızlanabilir? Siz şu şekilde uyuyorsunuz yatağınızda. Evet. Çünkü beyin o gördüğü rüyayı gerçek zannedip vücuda ona göre impulslar gönderiyor. Metaverse nedir? Bu değil mi? O da sanki. Evet, gelişiyor üst boyutlarda başka evrenler. Evet yani. Başka evrenler. Bilim evet. Hızla ilerliyor ama insanoğlunun önündeki en önemli engel yine kendi bilinci. Çünkü az önce dediğiniz gibi bir korkuyor. İki, şimdi bunlarla mı uğraşacağım? Bunlar boş işler. Ben şurada şu işi şöyle halledeyim de daha çok para kazanayım. Dünya insanı yutan bir gezegen. Üstünde pek çok eşikler var. Mal, mülk, madde eşiği var. Aşk, meşk eşiği var. İşte güç ve başarı, şan, şöhret eşiği var. Siz ona, bu buna, ben ona, hepimiz bir şeye takılıyoruz o eşiklerde. Ve obsesyona girip aynı şeyi tekrar ediyoruz. Bir sürü yaşamlar bu şekilde heba oluyor gidiyor. Halbuki eski öğretmenlerimden biri bana bir gün şey demişti, aklıma birden geldi. En sevdiğim ağaç palmiye ağacıdır Sinem demişti. Dümdüz bir gövde, istikamet gökyüzüne doğru. Hiç sağa sola doğru dal budak sarmadan, yatayda yani dünyada, kendini bu taraflara doğru yaymadan hep gökyüzüne doğru. Yani hedefi belli. İstikamet göklerdedir. Çünkü dünya gezegeni, nasıl biz şimdi arabaya bindik diyelim birlikte, Çeşme'ye gideceğiz sizle. Nedir bizim destinasyonumuz? İstanbul'dan Çeşme'ye, değil mi? Otobanda destinasyon belirleriz. Benzin istasyonuna gireriz. Ne kadar kalırız orada? Bir gofret alırız. Biz işte çay içeriz. Benzinimizi alırız, devam ederiz. Ruhun yolculuğu da aslında öyle bir şey. Belli bir destinasyonu var, varması gereken bir hedef var. Bu hem boyutsal olarak, hem bilinç olarak, her anlamda. Dünya bir benzin istasyonu gibi gelip bir şeyler öğrendiğimiz bir okul ve yolumuza devam edeceğiz buradan öğrendiklerimizle. Ama bir defa da bunu öğrenemiyoruz. Sayısız defalar gidip gelmemiz gerekiyor. Çünkü çok şeye takılıyoruz dünyada. İşte biri çocuğuna sarıyor, biri evine sarıyor, biri eşine sarıyor, biri şirketine sarıyor. Kendi yolculuğumuzu, aslında gerçekte olan yolculuğumuzu unutup dünyaya dal budak kök sarıp orada kalmaya çalışıyoruz. Bu var, biraz daha olsun. Bu var. Ölüm korkusunun sebebi de bu olabilir mi? Çünkü dünyada kalma, hala evet. Kalma. Yani insan bilmediğinden korkar. Halbuki içinden geçseler o konunun, ölüm diye bir şeyin olmadığını da anlarlar. Ruh sonsuzluktan gelir. İşte enerji varsa sevgili. Evet. Hiçbir bu enerji vardan yok, yoktan var olmaz. Değişir, dönüşür. Değişir, dönüşür. Değişik formların içinde belli süreler kalır. O formun evrimini yapar, bir üst forma geçer. Bir üst forma geçer. Bu reenkarnasyon. Mesela buna bile korkuyla yaklaşıyorlar. Halbuki pek çok hem felsefede, yapılan araştırmalarda, dini boyut bilgilerde bile bu anlatılmış. Bu var, bu var. Ama kişinin sonuçta kendi seçimi, yani yapılabilecek tabii bir şey. Ben de çok basitçe neye benzetiyorum biliyor musun Sinem? Sanki işte bir enerji yumağı dedim, atomlardan yapılmış bir beden hazırlanıyor. O bedenin
doğum hali fişe takılma hali diyorum ben. Hı-hı. Fişe takıp enerjiyi veriyorlar sadece. Hı-hı. Harekete geçiyor elektronlar yani. Hı-hı. Ve yaşam başlıyor gibi. Sanki evet. Değil yani mi? Bedenlerimiz biyolojik. Ve o fiş çekiliyor var. Ölüm halinde. O fişi çekiyor. Seni başka bir, o enerjiyi başka bir forma sokuyor, evet. Veriyor onlar. Yani şöyle kısaca. Ceninden başlayan ruhun yolculuğu. Biyolojik bir robot bizim bedenlerimiz ve beyinler de mesela biyolojik birer kompütür. Her şeyi robot. Kaydediyor. Aynen. Ve bunu biz kullanmak, bu kaba madde formuna ihtiyacımız var deneyim yaşayabilmemiz için. Bu beden olmadan ruhsal varlık hiçbir şeyin dokunamaz bile. Nasıl burada deneyim kazanacak? Evlenecek, ayrılacak, çoluk çocuğa karışacak, işe gidecek, başına türlü olay gelecek. Bunları yaşayacak. Öğrendiği her şeyi hücre hafızasında, beyin katmanlarında biriktirecek ve bilincini yükseltecek. İşte o şekilde yükseliyoruz. Beyinde biriktirdiğimiz bütün bu bilgiler, kayıtlar her hücrede aynı varmış. Evet, evet. Her hücrede, düşünebiliyor musunuz? Milyarlarca hücre, her hücrede o beyinde kayıtlı olan bilgiler var. Ve de biz zannediyorduk ki mesela, ben de öğrencilik yıllarında, eczacılık döneminde, yani okul döneminde, her hücre zaten belli bir görev için yaratılmıştır, yapılmıştır, yapısı farklıdır ve o hücre sadece o görev yapabilir. Örneğin ciltse cilt, böbrekse böbrek, beyinse beyin gibi. Bir algı içindeydim açıkçası. Hı hı. Ama zaman içinde okuduklarımla filan bilimin de ilerlemesiyle şunu öğrendim ki siz kulağınızdan aldığınız bir hücreyi böbreğinize koyun, orada üreyip böbrek vazifesi yapmayı öğreniyor o. Yani bir hücre sadece o doku için değil. Değişip dönüşebiliyor muyuz? Onun için zaten oradan yola çıkıyoruz. Hı hı. Beyindeki bütün bilgiler her bir hücrede varsa o zaman her bir hücre her işte yapabilir. Ve nitekim adapte olup yapıyor zaten. Gibi öğrendim ben son evet, bilgilerim. Biyolojik olarak o kadar hani siz daha iyi bilirsiniz. Sonuçta bir bilim insanısınız. Hani yok değil yani. Yani ama, kıyıdan köşeden böyle kenarda. Şimdi bunlar sonsuz konular. Biz burada 5 yıl konuşsak bitecek konular değil. Lakin şimdi bunu tüm bu yolculuğu, bilgileri hap haline getirip pıt diye içirebilmek lazım insanoğluna. Neden? Çocuklarımız büyürken çok hırpalanıyorlar boşu boşuna. Toplumun koyduğu bir takım işte öyle olması lazım, böyle olması lazım, yok şunu okuması lazım, şöyle bir şey. Kendi yolculuklarını ve kendi farkındalıklarını unutup yanlış yollara sapabiliyorlar ve çok zaman kaybediyorlar. Dünyaya sarılıyorlar. Dört el, kol, bacak. Öyle bir sarıp sarmalıyoruz ki dünyayı. Halbuki olan her şeyin bize bir şey öğretmek için başımıza gelen vizyon olaylar olduğunu, aile ortamımızda bile tüm dünyada aslında bütün insanların kardeş, bir ve bütün olduğunu, ben kimsem karşımdaki de odur, kendim için nasıl bir şeyin en iyisini istiyorsam karşımdaki için de her şeyin en iyisini istemeliyim. Yani o olmasın, bana olsun. Burada yaptığımız her iyilik ve kötülükle, bu mesela filmlere konu olmuş bir cümledir, aslında kendi geleceğimizi doğurduğumuzu bilse bir çocuk, ne savaşa girer, ne çalar çırpar, ne ancak karmik olarak yapması gereken, öğrenmesi gereken şeyler varsa belki, ona bile bilincini yükselttiğinde insan kötü olaylar yaşamadan da evrimleşebiliyor. Tekamül denen şey ila nihai, sonsuz bir tekamül skalası var sistemde. Bunları insanlar hep kulak arkası ediyorlar ve bizim bu konuştuğumuz konulardan biliyorum sıkılıyorlar. Yani şu an biz sizle yemeklerde şu bu konuşsaydık daha çok dikkat çekerdik bence belki. Bence konuşacağız. Ama hayatlarını aslında bunlardan daha fazla iyiye doğru ve sıkıntısız aşama yapmalarına doğru evriltecek başka bilgiler yok. Kısa bir süre için buradayız. Ölüm diye bir şey yok. Sayısız defalar gittik geldik. Ama hani bir sakızı ne kadar çok çiğnerseniz o kadar ağızda bozulur bir süre sonra. Tabii. Bu kadarına gerek yok. Daha çabuk olayları yaşa, öğren, geç, yaşa, öğren. Yaptığın hatayı bir daha tekrar etme. Kendini kabullen. En önemlisi. Herkesi tabii. Olduğu gibi kabullen. Evet. Thank you.
Bugün Sinem'le gördüğünüz gibi derin dediğimiz bir takım konulara girmeye çalıştık. Her ne kadar ben Sinem kadar araştırmacı değilim. Estağfurullah. O çok ciddi olarak bu konuya eğiliyor. Ben kıyıdan köşeden ama ben de meraklılardanım tahmin edeceğiniz gibi. İnşallah diyorum ki çok kısa olduğu, yarım kaldığını düşünüyorum Sinem'le sohbetimizin. Haftaya devam ederiz diyorum Sinem'le gene biz. Çok iyi olacağını düşünüyorum. Aynı bilgi birikimli insanla ben başka bir iki konuyu daha konuşup tartışmak istiyorum. Yine aynı bu bazın devamı gibi düşünelim onu. Yani bu bilgi birikiminin yönlendireceği konular diyelim biz ona isterseniz. Peki haftaya görüşelim.